sizinle sınavdan önce son günde bir video paylaşmak istedim açıkçası. Kısa bir video olacak. Hani çok uzun bir video yapmayı düşünmüyorum bir önceki gibi. Ne yapmanız gerekiyor bugün? Ya da neler yapmamanız gerekiyor? Aslında birazcık ondan bahsedeyim. Şimdi bugün son gün biliyorsunuz. Yarın sınava gireceksiniz. Ne yapacaksınız? Arkadaşlar bir kere uzun uzun konu çalışmak yok. Çünkü artık siz bu kadar zamandır yeterince konu çalıştınız özellikle yeni bir konu kesinlikle çalışmıyorsunuz daha önce bilmediğiniz hiç çalışmadığınız bir konuya kesinlikle bakmıyorsunuz ee, nasıl olabilir hani içinizin rahat etmesini istiyorsanız şöyle yapabilirsiniz elinizde böyle küçük küçük notlar varsa onlara bakabilirsiniz veya mesela tarihten şu konuyu şöyle bir tekrar etmem gerekiyor diyorsanız çok uzun olmamak kaydıyla son bir tekrar olarak bakabilirsiniz mesela Atatürk ilke ve inkılapları son kez hani bakabilirsiniz. O şekilde düşünün. Daha sonra hani TÜİK verilerine belki böyle son bir kez bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi kesinlikle işte şey yapmayın. Hani çok uzun uzun konular çalışmayın bugün kendinizi rahatlatma günü yapın mümkünse hiç bakmamanızı ben öneriyorum ben mesela son gün hiç bakmamıştım çünkü insanı daha çok strese sokuyor son gün bir şeyler bakmak ama içinizin rahat etmesini istiyorsanız dediğim gibi böyle küçük notlara bakabilirsiniz e, kesinlikle deneme çözmüyorsunuz çıkmış sorular arkadaşlar bakmıyorsunuz. Yani hiçbir şekilde soru çözüm yapmayın. Sadece nasıl olur dediğim gibi hani küçük notlar notlara bakabilirsiniz. Bunun haricinde kendinizi strese sokacak şeylerden uzak durun. Mümkünse kimseyle görüşmeyin. Çocuklarınızla vakit geçirebilirsiniz. Şöyle dışarıda havanın güzel olduğu zaman yani şu an mesela havalar çok sıcak ama akşamüstü veya akşam bir yürüyüş yapabilirsiniz. Kendinizi rahatlatabilirsiniz. Bir kahve içip bir kitap okuyabilirsiniz. Kendinizi rahatlatmak adına bir şeyler yapın. Çocuklarınızla vakit geçirin. Çocuğunuz yoksa böyle bir parka gidip mesela işte orada oynayan çocukları izleyin. Çünkü çocuklar gerçekten en masum en saf ee, varlıklar. Dolayısıyla bizleri rahatlatıyor. Mesela bir parkta bir yolda gördüğünüz zaman hani bir çocuk size gülümsediğinde kendinizi çok iyi hissedersiniz. O yüzden mümkün olduğunca varsa işte çocuğunuz çocuğunuzla ilgilenin veya bir parka gidin parkta çocukları izleyin neler yapıyorlar neler yapmıyorlar. Özellikle küçük çocuklar için söylüyorum. Ee, bu şekilde kendinizi rahatlatabilirsiniz arkadaşlar son gün için. Akşam Hani gece uyuyamayabilirsiniz. Ee, sıkıntı yapmayın çünkü hani ertesi gün işte kalkamam sınavı yapamam gibi bir derdiniz olmasın yaparsınız ee, adrenalin hormonu çok fazla salgılandığı için bu stres durumlarında heyecan durumlarında sizi uyanık tutacaktır sınav anında da dolayısıyla hani uyuyamazsanız kendinize çok da ee, sıkıntı yapmayın bir de bunun stresini yaşamayın. Rahatlatıcı çaylar içebilirsiniz. Mesela yatmadan önce Yasemin çayı, papatya çayı gibi çaylar içebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar kendinizi rahatlatın. Çok ağır yemekler yemeyin. Çünkü sınav anında hani bir karın ağrısı, mide bulantısı yapabilir. Yine sabah e, sınava gitmeden önce mutlaka bir şeyler atıştırın. Hani oturup doğru düzgün bir kahvaltı edemeyebilirsiniz. Çünkü heyecandan insan iştah gelmiyor. Ama mutlaka ağzınıza böyle bir iki lokma bir şey atın ki en azından... eee Hani vücudumuza bir şeker girmiş olsun. Ee, yine sınava girmeden önce bitter çikolatayın. Bitter çikolatanın 3 saatlik gibi bir beyni açık tutma, beyni uyanık tutma e, durumu vardır. Bir kahve içebilirsiniz yine yani çok şekerli olmadığı sürece bir kahve içebilirsiniz sınavdan önce. Sınava girmeden giriş belgelerinizi kontrol edin. Bakın iki tane elinizde giriş belgesi olacak. Biri genel kültür genel yetenek için, biri de eğitim bilimleri için. İkisinin de başlıkları farklıdır. Birinde genel kültür genel yetenek yazar, diğerinde de eğitim bilimleri yazar. Lütfen bunları ihmal etmeyin, çıkarın. Bugünden, hatta daha öncesinden çıkardıysanız çok daha iyi. Daha sonra yanınıza kimliğinizi almayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar e, yanınıza mutlaka su alın suyun da poşetini çıkarın o etrafındaki şey var ya e, marka yazan kısmını çıkarın o şekilde sınava girin küpedir kolyedir bilekliktir bunları takmayın e, sadece hani başörtülü olanlara iğneye müsaade ediyorlar başka türlü hiçbir şekilde metal eşyaya müsaade etmiyorlar. Ee, bir de erkeklerde kemer'e bir şey demiyorlar sanırım. Ee, daha sonra başka söylemek istediğim ne var? Sınavdan mutlaka yarım saat bir saat öncesinde sınav yerinize gitmiş olun. Bunun sıkıntısını yaşamayın çünkü sınav günü olduğu için hani e, trafik olabilir, geç kalabilirsiniz. Dolayısıyla bunun sıkıntısını yaşamayın. Sınav 10-15'te başlıyordu. E, bu sene de öyle olması lazım. 10-15'te başlıyor ama saat 10'da içeri alımlar bitiyor. Saat 10 olmadan Mutlaka sınav yerinize giriş yapın hatta 9.30'da <laughs> burada oğlum da <laughs> tamam diyor bana 9.30'da işte 945'te sınav yerinize girin. Orada işte masanızı sandalyenizi ayarlarsınız tuvaletiniz varsa tuvalete gidersiniz bu şekilde bir de e, en azından içiniz tamam. rahat etmiş olur arkadaşlar arkadaşlar. Tamam. E, bu şekilde yapabilirsiniz. Yani benim söyleyeceklerim bu şekilde. Sizin de sorularınız olursa yorum olarak yazabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Umarım sınavınız çok güzel geçer. Unutmayın bakın siz elinizden geleni yaptınız. Gerisi takdir ilahi. Bugün çalışsanız da çalışmasanız da bir şey fark etmeyecek. Özellikle mesela güncellere falan bakmayın. Çünkü güncel tamamen şans meselesi. Mesela bir sene çok kolay gelirken bir sene çok zor gelebilir arkadaşlar güncelden sorular. Dolayısıyla güncelle ilgili kendinizi çok sıkmayın. Hani son bir kez bakayım gibisinden düşünmeyin. Tamamen şans meselesidir güncel sorular. Dolayısıyla kendinizi sıkmanıza gerek yoktur. Ee, başka ne söyleyeceğim? Yani dediğim gibi siz elinizden geleni yaptınız. Bundan sonrası artık sınav anında yaşayacağınız e, olaylara bağlıdır. Çok da kendinizi strese sokmayın lütfen. Dediğim gibi stresi orta düzeyde tutmak size sınavı en başarılı halde yapmanızı sağlar arkadaşlar. Umarım sınavınız çok çok güzel geçer. Doğalarım sizinle. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.